Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor umarım. Gayet iyi geliyor. İyi akşamlar. Süper. Yine bir SuFod Online söyleşisinde bu sefer uzaklardan çok sevgili, değerli, kıymetli hocamız Derya Akkaynak'a misafir ediyoruz. Derya'cığım hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Öğretmen Bey merhaba, geliyor. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Nasılsınız? Biraz erkensiniz bize göre saat olarak orada ama değil mi? Öğle vakitleri mi? Evet, öğleden sonra iki sorun değil. Zaten pazar günü Süper. Florida'dayım. Burada dışarı çıkmak, gerçekten intihar etmek gibi bir şey. Zaten evdeyiz o sebeple. Süper, harikasınız. Hoş geldiniz. Öncelikle bu söyleşiyi sizle kontak kurup bizde böyle kıymetli bir söyleşi yapmamıza vesile olan sevgili Alp Can hocamıza teşekkür etmek istiyorum. O da burada aramızda. Alp hocam oradaysan bir merhaba diyebilirsin. Peki Alp hocamı demin görmüştüm ama Geldin biz Derya. Merhaba. Sesim merhaba. kapalıymış. Merhaba hocam, Uzaklardan. nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim Derya. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evdeyiz Ben de. diyorsun ama çok şıksın. Çok güzelsin. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Bu arkamızdaki de oturduğumuz yerdeki kumsal. Yani şu tabii ki video ama sokağın Evet. sonu da böyle, onu da söyleyeyim. Süper. Süper. Harika, Süper. 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 Evet. Peki biz SuFod olarak hem sualtı fotoğrafçılığı ile ilgili hem de sualtı filmciliği ile ilgili birçok kıymetli konuğu misafir ettik. Özellikle bu pandemi döneminde çok yoğun başladık ve devam ediyoruz programlarımıza. Biliyorsunuz SuFod, sualtı fotoğrafçıları ve filmcileri ile uğraşan bir kesime hitap eden dernek. Yakında da Türkiye Fotoğraf Federasyonu'na üye olacağız, Fotoğraf Sanatları Federasyonu'na. Burada bir sözü değerli başkanımız Ateş Hocamıza da vermek istiyorum. Ateş Hocam oradaysan bir merhaba diyebilir misin sen de sevgili Tabii. Derya Hocamıza? Derya Hanım, iyi akşamlar. Size göre iyi günler. Sizi yaptığımız işten ilgili çok önemli bir çalışmayla tanıdık ve çok merak ettik. Hem gurur duyduk hem de çok ilginizi çekti. Bugün aramızda olmanızdan çok memnunuz. Sizden öğreneceğimiz, duymak istediğimiz çok ilginç şeyler var. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok memnunum burada olmaktan. Sağ olun davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, Derya Hocam isterseniz başlayalım. Şöyle hani ben sizin birkaç sunumunuzu izledim daha önceden. Bu sualtı kısmına biraz daha sonradan geçiş yapmışsınız. Önce bir değil mi? Havacılık mühendisi ya da uçak mühendisliği ile ilgili bir tecrübeniz olmuş ODTÜ'de. İsterseniz sizden dinleyelim. Ben yanlış şeyler söylemeyeyim. Size vereyim sözü. Şöyle bir akademik geçmişinizden başlayalım. Ondan sonra da değerli çalışmalarınıza yönelim. Tamam, zaten çok sorulan bir soru bu, havacılıktan nasıl oldu deniz bilimlerine geçtiniz diye. Hem de bu hafta üniversite sınavı haftası Türkiye'de, belki o yüzden de bahsetmek biraz anlamlı. Aslında sormamız gereken soru neden havacılık mühendisi oldun sorusu. Açıkçası isteyerek olmadım, ben deniz biyoloğu olmak istiyordum çocukluğumdan beri çünkü ben annem tarafından Urlalıyım. Dedemler de Giritli, İzmir'e gelmişler. Oradan sonra Urla'ya yerleşmişler. Benim çocukluğum Urla'nın Çeşmealtı köyünde suyun içinde geçti. Hep de orada yaşadığım mutluluğu, özgürlüğü takip edebilmek için hayalimde deniz biyolojisi okumak vardı. Ama babam mühendis, elektrik mühendisi, ODTÜ mezunu elektrik mühendisi. ODTÜ mezunu bir elektrik mühendisi için biraz da eski kuşak, deniz biyoloğu olmak bir meslek değil. O yüzden arkadaşlardan, biyolog olan arkadaşlardan özür dileyerek bunu anlatıyorum. Sınava girmeden önceki gece tercih yapılırken dedi ki, boş versem biyolojiyi, sen mühendislik yaz, önce mühendislik oku, sonra istiyorsa hala döner deniz biyolojisi okursun dedi. Ben de puanım tuttuğu için, yani 6. tercihim olan ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğine girdim. Sonra bir de havacılıkta yüksek lisans da yaptım MIT'de.
Ama yani ne kadar zorlayabilirsiniz ki? Sonra da sevemediğim için eninde sonunda okyanus bilimlerinde doktora yapmak üzere tekrar üniversiteye döndüm. Epey de geç olmuştu yaş bakımından ama hiç de pişman olmadım sonra. Yaklaşık son 10-14 senedir denizle haşır neşirim ve çok mutluyum. Peki bu yaptığınız çalışmalarda aslında geçmişteki mühendislik formasyonunuzun belki de önemli bir katkısı, olumlu bir katkısı oluyordur. Yani hani böyle bu özellikle renklerin dönüşümüyle ilgili yaptığınız ağır matematiksel denklemler, kullandığınız matematiksel modeller aslında birazcık da faydalı olmuştur bu mühendislik altyapınızın, değil mi? Kesinlikle. Hatta bugün dönüp de geriye baktığımızda, şimdi sizin basından veya sosyal medyadan gördüğünüz bu benim geliştirdiğim yöntem, algoritma öncekilerden çok daha iyi çalışıyor. Öncekilerin iyi çalışmamasının da bir sebebi var aslında. Ona getireceğim. Yani diyelim ki 1990'larda dijital kameralar artık herkesin alabileceği fiyatlara indi. Su altı kılıfları piyasaya çıktı. Yani sizler nasıl dijitale geçtiyseniz araştırma amaçlı çalışan bilim insanları da 90'ların başından beri su altı görüntülemeyi bilimsel olarak yapıyorlar. Her sene de 5 tane, 10 tane, 12 tane de yeni algoritma çıkıyor bu renkleri geri getirmek için. Yani ben ilk algoritmayı yapmış değilim. Ama en iyi çalışanını yaptım. Neden? Çünkü hem fiziksel geçmişim var, fiziğe hakimim. Hem görüntü işlemeye ve bilgisayarla görmeye hakimim. Çünkü size demin söylemedim, aslında havacılıktan deniz bilimlerine geçene kadar da 3 sene yazılım alanında danışmanlık yapmıştım. Yani programlama geçmişim de var. Bir de tabii kalbimde hep biyoloji var, hep deniz var. Aslında ben geriye bakıp görünce bu 30-35 yıldır yapılamayan algoritmayı yapmanın bana kısmet olmasını hep bu yolların kesişmesine bağlıyorum. Söyleyemedim. Süper, harika. Bağlıyorum. Yani gerçekten kesinlikle bir etkisi oldu. Babam bugünü hayal edebilmiş miydi, 20 sene önce edememiş miydi bilmiyorum ama bana gösterdiği yol sonuçta iyi bir yol oldu. Peki bazen hayat böyle ileriye doğru değil de geriye doğru da kurulabiliyor. Geride yapmış olduğunuz, geçmişte yapmış olduğunuz şeyler de kullanılarak bir geleceğinizi ya da gelecekte yapacaklarınızı şekillendirebiliyorsunuz. Yani siz tabii çok kıymetli akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Ben sadece teknik bir konuda altyapım var. O altyapım bile bana hala fotoğraf sanatını icra etmeye çalışırken işte kırmızının dalga boyu en yüksek, frekansı en düşük, en güçlü, elektromanyetik spektrumda en zayıf güçlü. O yüzden ilk kaybolan suyun altına girdiğinizde kırmızı, sonra turuncu, işte Newton'un beyaz ışığının 7 renge dönüştüğü sıradaki kaybolma sırasıyla aynı olması konusunda böyle ben de bir sürü elime gelen makaleleri, kitapları okuyorum. Yansımaları, saçılmaları, ondan sonra difüze olmaları ya da polarize yansımaları, hepsini böyle fırsat buldukça okuyoruz. Ne oluyor? Belki yapmaya çalıştığımız sanata birebir etkisi olmuyor ama olayın altındaki o tekniği anlamakta belki de bize böyle bir hoşumuza giden bir şey oluyor. Geçmişteki o formasyonları kullanmak, yani benim açımdan öyle ama sizin çalışmalarınız bu sektöre, özellikle de yaptığınız, kurduğunuz girişimle de inşallah bu su altındaki görüntüleme hem hobi amaçlı hem de bilimsel amaçlı kullanabilecek bir sürü çalışmalara önder yapacağınızı İnşallah. Düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. O zaman ben fazla gevezelik yapmayayım. Bu COVID döneminde çok böyle kıymetli, sizin gibi kıymetli misafirlerimizle sohbet ettik. O yüzden size sözü veriyorum. Fazla da zamanınızı almayayım. Sizden dinleyelim o zaman bu çalışmaların temeline. Bol bol da sorumuz olacak. Bana birkaç gündür arkadaşlar arıyor, işte ben şunu soracağım, bunu soracağım diyorum. Atış serbest, sorabilirsiniz. Valla ben renk chart'ımı da hazırladım. Beyaz kartımla. Ondan sonra şöyle göstereyim. Renk kartelama. Yani bunları kara fotoğrafçılığında da kullanıyoruz ara ara. Ama sizden daha keyifli bir şekilde dinleyeceğimize eminim. Su altındaki kullanım teknikleriyle ilgili.
Tamam. O zaman ben birkaç slide hazırlamıştım. İsterseniz hemen onlara geçeyim. Onun üzerinden bu arada soru olursa hiç beklemeyelim yani sonunun gelmesini. Ne zaman soru olursa sorun. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim Derya Hocam. Evet, ben bu arada ekranımı paylaşayım. Yani eğer bölünmesi gerekmeyen bir akış olursa lütfen sohbet bölümüne yazın. Ben biriktirip Derya Hocamıza yönlendireceğim. Ama ara verirsek de eğer direkt kameranızı açıp direkt kendinize yöneltebilirsiniz de Derya Hocamıza. Tamamdır. Yani benim açımdan kesilmemesi gereken hiçbir şey yok. Bütün sorularınızı heyecanla bekliyorum. Ekranımı görebiliyor musunuz? Evet, görüyoruz. Tamam. Şimdi çok kısa ve matematiğine inmeden fiziksel olarak görüntü oluşmasından bahsetmek istiyorum su altında ama söyleyeceğim her şeyi zaten sizler su altında fotoğraf çeken insanlar olarak biliyorsunuz. Belki matematiksel olarak görmemiş olabilirsiniz ama anlattığım zaman zaten bu diye zaten her şey eminim yerine oturacak. Şimdi hep merak edilen bir şey var. Renklerin kaybolması su altı fotoğraflarında olduğumuz derinlikle mi ilgili diye. İlk önce ona bir cevap vereyim. Olduğumuz derinlikle ilgili ama derinliğe bağlı renk kaybını düzeltmek son derece kolay. Çünkü o fotoğrafın genelinde bir işlem. Yani her renk kanalı için tek bir sayıyla yani beyaz ayarıyla düzeltebileceğimiz bir sorun yaratıyor. Esas sorunu yaratan kamerayla çektiğimiz sahne arasındaki mesafe. Yani diyelim 10 metre derindesiniz. Buradaki dalgıç gibi ahtapotun fotoğrafını çekiyorsunuz. Ahtapotla aranız diyelim ki 1 metre. Diyelim ki 5 metre. İşte o kamera ile ahtapot arasındaki mesafe bütün sorunu oluşturan ve düzeltmesi çok zor olan renk kayıplarına yol açıyor. Şimdi çektiğimiz fotoğraf, kameramızın çektiği fotoğrafa ay diyelim. Mouse'umu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu bizim elimizde dalıştan sonra çekip baktığımız RAW dosya. Bu fotoğraf aslında iki ayrı fotoğrafın üst üste eklenmesinden oluşuyor. Aslında üç ama üçüncüsünü anlatmayacağım. Önemli değil. İki ayrı fotoğraf. Şimdi ne bu iki ayrı fotoğraf? Birincisi D harfiyle gösterdiğim ve mavi oka karşılık gelen ahtapottan kameraya kadar en kısa ve en direkt mesafe üzerindeki olan ışığın uğradığı değişimler. Şimdi bu D fotoğrafı bizim aslında çekmek istediğimiz fotoğraf. Yani biz bunu çekersek istediğimiz her şey sahnede ahtapottu, mercandı, süngerdi neyse o fotoğrafta var. Ama bizim kontrolümüzün dışında olarak bir de B fotoğrafı oluşuyor. Bu B'ye backscatter diyoruz. Nereden geliyor bu? Suyun içinde, şunu şuraya koyayım belki daha rahat görürüz. Suyun içinde su molekülleri ve onun boyuna yakın asılı duran, burada benim çok abartaraktan kocaman gösterdiğim parçalardan yansıyan ve hiçbir zaman ahtapota uğramadan kameraya doğru seken ışığın oluşturduğu fotoğraf aslında bir sis perdesi. Buna da B fotoğrafı diyoruz. Yani suyun içindeki parçalar ne kadar büyükse, ne kadar yoğunsa öyle bir sis tabakası oluşuyor ve bizim ahtapotun üzerine ekleniyor. Ve bizim kamerada dalıştan sonra açıp baktığımız fotoğrafta da bu ikisinin üst üste eklenmesi. Şimdi benim görüntüyü düzeltmek için yaptığım şey o sisin yoğunluğunu kontrol eden parametreleri fiziğe bağlı kurallara göre hesaplamak, çıkartmak, sonra geri kalan yani bizim sadece ahtapotun olduğu sahnede de kamera ile ahtapot arasındaki mesafeye göre renklerin yok olmasını geri getirmek. Şimdi bir örnek vereceğim çok daha anlaşılabilir olması için. Evet. Şimdi burada bir renk paleti var. Ben bunu 15 bir şamandıranın üzerine 15 metre derinlikte yani hem suyun dibinden hem suyun yüzeyinden uzakta, yeteri kadar uzakta bir yere astım. Ve burada soldan sağa bakarsanız
8 metreden 30 santime kadar yüzerek fotoğrafını çekiyorum. Şimdi dikkat etmenizi istediğim ilk şey, 8 metreden yani en soldaki fotoğraftan en sağa doğru giderken o sis perdesi azalıyor. Ya da tersinden bakarsak 30 santimden 8 metreye doğru giderken mesafeyle beraber sis artıyor. Şimdi demin gösterdiğim denklemin daha karışık matematiksel kısımlarını kullanarak ben o sis perdesini kaldıracağım. Böyle baktığınız zaman renk paletinin hala renkleri yok, gözükmüyor çünkü onu daha düzeltmedim. Ama her karedeki sisi hesapladım, çıkarttım ve görüntü standartize oldu. Yani şu hocam anda üstteki... Evet. Bir şey sorabilir miyim burada? Tabii bu ki. Tipik olarak logaritmik bir eksende çekilmiş bir görüntünün normalize edilmiş haline benziyor. Yani bir miktar sanki fotoğraf üzerinde kontrast ayarları yapılmış gibi. Yani burada merakımdan soruyorum. Burada yapılan işlem... Çıkartma en azından... işlemi. Efendim? Evet, işlem onu... çıkartma işlemi. Yani kontrastla olamayacak bir işlem. Anladım. Yani hani nasıl bir işlem yapıldı burada onu merak ettim. İsterseniz detaylı olarak da gösteririm. Şimdi bu tamam. Sisin mesafeyle artması üstel bir fonksiyon. O yüzden içgüdünüz doğru. Yani mesafe ne kadar uzak olursa o kadar daha fazla lineer değil, üstel bir şekilde artacak o sis. İki sayıyla bu üstel fonksiyonun ne kadar sert veya ne kadar yumuşak olacağı hesaplanıyor. Ben bu aşamada o iki sayıyı, şimdi bu bir örnek, kalibre edilmiş bir örnek, içinde renk paleti var. O yüzden renkleri kullanarak hesapladım burada. Burada sadece kavramı anlatmaya çalışıyorum. Okay. Renk paleti olmadığı zaman o iki parametreyi piksellerin çeşitli istatistiklerinden hesaplıyorum. Tamam. Kafanızı karıştırmış olmayayım. Sonuçta burada mesafeyle artan bir sis var. Burada gördüğünüz fotoğraf ikinci seviyedeki fotoğrafta çıkartılmış hali. Yani yapılan işlem çıkartma. Başka tamam. Sorunuz varsa rica ederim. Bazen tam teknik şeyleri iyi açıklayamıyorum. Onun için lütfen çekinmeden sorun tekrardan. Yo, bence ben bir soru sorabilir miyim hocam? İzmir'den bir soru sorabilir miyim size? Tabii ki, buyurun. Bu yaptığınız hesaplama ACR programında, yani Photoshop'un RAW işleme programındaki dehaze karşılık geliyor mu? Hocam çok güzel bir soru sordunuz. İki slide sonra açıklayacağım. Tamam. Okay. Ruh ikizi olarak evet, ama şimdi öbür üçüncü şeyi göstereyim size. Şimdi renklerin düzelmiş hali de bu. Yani renk paletine bakarsanız burada en uzaktakini de en yakındakini de aynı şekilde standartize ettik. Şimdi dehaze karşılık geliyor ama dehaze sis ve renk düzeltmesi için aynı parametreyi kullanıyor. Neden? Çünkü atmosfer için geliştirilmiş bir yöntem. Suyun altında o fizik farklı. Yani aynı parametreyi kullanamıyorsunuz. Hemen onu da göstereceğim hatta. Sol tarafta sis altında bir bal kabağı tarlası görüyoruz. Sağ tarafta da benim bir arkadaşım suyun altında bir şeyle, mezureyle bir ölçüm yapmaya çalışıyor. Şimdi atmosferdeki ve okyanustaki ya da suyun, doğal suyun içindeki sisin mekanizması aynı ama atmosferde sisin rengi hep neredeyse doğal sisin rengi, yani böyle bir toz fırtınası olmadığı sürece hep beyaz. Çünkü dalga boyuna göre değişmiyor. Ama gördüğünüz gibi ve bildiğiniz, tecrübe ettiğiniz gibi suyun içinde Işığın emilmesi ve saçılması hep dalga boyuna bağlı. Dolayısıyla bu mavi yeşil perdeleri görüyoruz. O işte hep dalga boyuna göre yok olmasından. Burada grafiğine de bakarsak atmosferdeki ışığın yok olması dalga boyundan bağımsız. Hemen hemen düz çizgi hepsi. Burada bir tane dalga boyuna bağlı gibi değişen bir eğri var. O pure air dediğimiz dünyada atmosferde olmayan bir şey. Yani laboratuvarda olan bir şey. O yüzden sayılmıyor.
Ama denizin içinde ışığın yok olması tamamen dalga boyuna bağlı. Şimdi D-Haze soldaki parametreye göre çalışıyor. Benim yaptığım şey sağdakine göre çalışıyor. Ama bir zorluk daha var. Her piksel için mesafenin hesaplanması gerekiyor. D-Haze bunu su altı fotoğrafları için yapamıyor. Yani uzun cevap verdim ama ruh ikizi olarak D-Haze ve see-through yöntemi aynı şey. Birisi atmosfere göre optimize edilmiş, bir tanesi okyanusa göre optimize edilmiş. Zaten demin dediğim gibi son 35 senedir çıkan bir sürü algoritmanın bu işi yapamamasının sebebi de atmosferik matematiği kullanmalarıydı. Yani kimse dikkat etmemiş ona. Biz bu denklemi aldık kullanıyoruz ama denizdeki fiziğe uygun mu diye bakılmamış. İşte ben önce onu yaptım, yeni bir denklem çıkarttım, sonra da bu yöntemi geliştirdim. Çok güzel bir soruydu, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularınızı chat bölümüne yazarsanız ben arada bir toplayacağım. Akışa göre ya buradan yönelteceğim ya da size söz vereceğim. Mikrofonlarınızı açmazsanız sevinirim. Çünkü herkes aynı anda açabiliyor bazen. Teşekkür ediyoruz. Derya Hocam devam edebiliriz lütfen. Tamam, devam edelim. O zaman bir atladığım görüntü vardı, onu göstermek istiyorum size. Tamam, bu örnekle ilgili başka sorunuz var mıydı? Devam edeceğim. Buyurun lütfen. Okey, devam ediyorum. Gene çok basit bir şekilde ahtapot sahnesini düşünün. Diyelim 10 metre 15 metre derindesiniz. Tabanın üzerinde oturuyorsunuz veyahut biraz yukarıdasınız. Sizinle diyelim ki 1 metre ötenizde, 5 metre, 10 metre, 20 metre ötenize bir beyaz kart koysak, o her beyaz kartın üzerindeki renk ışığın beyaz noktasını gösterecek bize. Ve ben bunun aslında hissen bilsek de matematiksel olarak hala tam anlaşılmamış olmasından dolayı bu basit grafiği hazırladım. Size en yakın olan bile aranızda bir metre olmasına rağmen hafif mavimsi, yeşilimsi olur. 5 metredeki daha satüre olmuş mavimsi ve en son mesela 20 metredeki veya artık neredeyseniz Kızıldeniz'de mi, Atlantik Okyanusu'nda mı olduğunuz suyun özelliklerine göre en koyu mavi veya yeşil tona ulaşır. Yani üstel olarak renk yok olması da bu şekilde oluyor. Dolayısıyla tek bir beyaz kartla veya tek bir renk paletiyle renkleri düzeltemiyoruz. Bana sık sık soruluyor işte senin yaptığın şey beyaz ayarı yapmak değil mi? Veya bir tane renk paletim olsa onu koysam zaten yapamıyor muyum diye. Yapamazsınız. Demin de gösterdiğim gibi, şurada gösterdiğim gibi her mesafede ayrı parametre hesaplamak zorundayız. Öyle olduğu için en az iki değişik mesafede iki değişik renk paletiniz olursa renk paletini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Bunu bir daha söyleyeyim şimdi, uzun söyledim, karışık olmasın. Diyelim çektiğiniz bir sahnedeki renkleri düzeltmek istiyorsunuz. Bunun için renk paletinizi koyacaksınız. Eğer sahnenizde mesafe sizden uzağa doğru çok büyükse tek bir renk paletiyle bütün sahneyi düzeltemezsiniz. Ama diyelim bir duvara bakıyorsunuz ve veya aşağıya doğru bakıyorsunuz. Mesafe sabit, yani sizinle taban arasındaki olan mesafe sabit. O zaman renk paletini tabana koyup onu kullanarak bütün sahneyi düzeltebilirsiniz. Ama mesafe büyük olduğu zaman en az iki renk paletine ihtiyacınız var. Hocam bir de şöyle bir ekleme ve size bir soru sorabilir miyim? Şimdi aslında karada genelde birçok şey beyaz dengesi ayarıyla halledilebiliyor. Çünkü renklerdeki hatalar sadece sensörün üretilme esnasında olan hatalardan oluşuyor. Yani her sensör eşit üretilemediğinden. Çünkü karada beyaz dengesi aslında bize ışığın rengini anlatıyor. Işığın rengini de biz ışığın rengiyle yaklaşık olarak mavi ve sarı arasında ve tintini de onu 90 derece kesen renk çarkında yeşille magenta arasında ayarladığımızda bir ortam
ortama eşit bir şekilde yayılmış bir rengi çıkartabiliyoruz. İki eksende hareket edebiliyoruz. Mavi sarı arasında ve yeşil ve magenta arasında. Dolayısıyla dengeliyoruz. Suyun altında evet tabii ki beyaz dengesi yapılır ama şimdi renklerle ilgili başka bir şey daha oldu. Derinliğimize bağlı olaraktan renklerin bazıları zayıfladı, bazıları kayboldu. Dolayısıyla burada karada o kadar da mecbur olmayan bir renk kalibrasyonu ihtiyacı çıktı değil mi hocam? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi suyun içinde yani ışığın monokromatik olması, mavi olması, yeşil olması karadaki denge olarak şöyle düşünebiliriz. Hani geceleri sokağı aydınlatan sarı lambalar vardı ya, düşük basınçlı buhar, sodyum evet. buharlı lambalar. Artık LED oldu galiba ama eskiden sodyum buharlıydı, bilmiyorum. Ama bunlar sarı ışık verir. Yani monokromatik ışık verir. Suyun altında sürekli monokromatik ışık var. Yani siz gece mesela sarı yanan ışığın altına beyaz arabanızı park edip veya kırmızı arabanızı park edip fotoğrafını çekerseniz onu da düzeltmekte zorlanırsınız. Çünkü ışık geniş spektrumlu değil. Öyle olmayınca renkleri geri koyamıyoruz. Suyun içinde her gün durum bu. Yani suyun içinde normal olan bu monokromatik durum maalesef. Çok güzel bir örnekti. Teşekkür ederim. Soru güzeldi. Ben teşekkür ederim. O zaman ben size şimdi gerçek birkaç örnek vereyim. Ama bu arada tekrar sorularınıza devam edin. Çünkü bundan sonra sadece öncesi sonrası şeklinde düzeltilmiş fotoğraflar göstereceğim. Bir soru var aslında İsmail Cem Oda başından. Tamam. Ben sözü size verebilir miyim İsmail Hocam? Direkt kendiniz yöneltin. Birkaç slide öncesinden de sorusu çünkü İsmail Hocam'ın. Arzu ederseniz siz direkt Derya Hocamıza sorun. Tamam, teşekkürler. Sizinle zannedersem Instagram üzerinden yazışmıştık daha önceden. Su altı kameramanlığı yapıyorum. Video çekiyorum aslında. Bu düzenlemeleri videoda da yapabilme şansına sahip miyiz? Bir. İki, bu 8 metre mesafedeki yapmış olduğunuz düzeltmedeki görüntü birazcık kırmızı gibi gözüküyor. Bunun sebebi kullanmış olduğunuz paletle mi alakalı? Bir de düzenleme sonrasındaki fotoğraflarda görüntü kaybı var mı? Görüntü kaybı derken yani çözünürlük şeklinde mi? Çözünürlük şeklinde. Ona hemen cevap vereyim. Yok. En orijinal fotoğraf neyse o şekilde düzeltilmiş hali çıkıyor. Dolayısıyla orijinal fotoğraf ne kadar iyiyse tabii düzeltme de o kadar iyi oluyor. Yani o ikisi birbirine o şekilde bağlı. Video için çalışır mı, ona cevap vereyim. Çalışıyor ama şu an için gerçek zamanlı değil. Çünkü bu programın ilk aşaması piksel piksel her obje için mesafe hesaplanması. O ağır bir işlem. Onun gerçek zamanlı çalışması için yeni çiplere ve bunları taşıyacak kameralara ihtiyacımız var. Ya da kamerayla beraber çalışacak bir dışarıdan özel enstrümana ihtiyacımız var ki onun üzerine çalışıyorum şimdi. O olana kadar gerçek zamanlı yapmak zor. Renk düzeltilmesi yaklaşık 10 saniye sürüyor full size bir fotoğraf için. Yani o aslında daha bile hızlı olabilir. Maalesef mesafe sorunu yüzünden şu anda hep post processing şeklinde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kırmızıya bakalım tekrardan. Şimdi bu renk paletinin her... Bu arada arkadaki suya bakmayalım. Sadece palete bakalım. Bu paletin her karesinin ben spektrumunu yani fiziksel olarak yansıttığı, dalga boyunun yansıttığı oranını ölçtüm spektrometreyle. Onunla uyumlu bu düzeltme. Yani sonradan karşılaştırınca geniş spektrumlu ışık altında, gün ışığı altında ne olması lazım? Burada RGB olarak ne olmuş? Karşılaştırma tutuyor ama ekrandan olabilir. Veya dediğim gibi arkasının mor olmasından olabilir. Yani olabilir. Çeşitli göreceli şeylerden dolayı olabilir. Teşekkür ederim. Yine çok güzel bir soruydu. O zaman devam ediyorum. Sizdeyiz hocam. Tamam. Bu Kuzey Atlantik'ten, Boston'un kuzeyindeki bir batıktan
benim tanımadığım bir kişinin bana gönderdiği fotoğraf. Bu arada eğer fotoğraf göndermek isterseniz deneme amaçlı, ben seve seve düzeltirim. Şu an için ihtiyacım olan şeyler RAW dosya olması. Zaten eminim hepiniz RAW çekiyorsunuzdur fotoğrafçı olarak. Doğal ışık olması. Neden? Çünkü yapay ışık olursa ışığın sizin kameranıza göre geometrisini bilmem lazım. Işığın spektral dağılımını bilmem lazım ve bu herkesin kendi ekipmanına göre değişen bir konfigürasyon. Dolayısıyla şu an için dünyada her koşulda çalışacak yapay ışığı düzelten bir algoritma yok. O çok matematiksel olarak çok zor bir şey. Onun üzerinde de çalışıyorum ama dediğim gibi herkesin kendi ekipmanına göre değişeceği için hemen çabuk düzeltecek bir yöntemimiz yok. RAW dosya dedim, doğal ışık dedim. Doğal ışık da neden? Çünkü güneş ışığının spektrumu çok iyi karakterize edilmiş. Onu modelleyebiliyoruz gayet rahatlıkla. Bir de mesafeyi hesaplayabilmem için aynı sahnenin en az iki fotoğrafı olması gerekiyor. Yani siz mesela burst modunda çekebilirsiniz ki çektiğiniz zaman elinizin hareketinden bile o çekilen üç kare aslında her pikselin çok farklı bir açıdan yakalanmasına sebep oluyor. Ben de onları kullanarak mesafeyi elde edebiliyorum. Daha çok çekerseniz daha iyi ama minimum iki kare fotoğraf olması gerekiyor. Bu batıkta dediğim gibi tanımadığım birisi bu fotoğrafı çekmiş, bana gönderdi. Boston'un kuzeyinde bir yerde. İki kareydi sadece. Ben de daha fazla uğraşmadan iki kareden bu şekilde düzeltebildim. Aslında tabii mesela biraz daha ileri geri yüzse, sağa sola yüzse, biraz daha batığın ileri taraflarını detaylı çekebilseydi şimdi göremediğimiz şu balıkların arkasında olan şeyleri de ortaya çıkartabilirdik. Devam ediyorum. Meryem Hocam bir şey soracağım. Evet. Emin değilim şimdi siz sorunca aklıma geldi. EXIF datanın içinde acaba fokus edilmiş objeye olan uzaklık bilgisi var mı? Buradan da alınabilir mi RAW'un içinden? Olabilir ama gene bizim piksel piksel o bilgiye ihtiyacımız var. Bir de havadaki sahneler için, yani karada çektiğimiz sahneler için o fokus bilgisi çok işimize yarayabiliyor. Yani evet, fokusa göre sisi hesaplayabiliyoruz fakat suda o kadar yoğun ki çok işe yarayan bir sinyal olmuyor. Ama gene çok güzel bir soru sordunuz Murat Hocam. Teşekkür ederim. Ya benim çok bir sorum daha var. Çok düşündüğünüz belli. Yok. Aslında şimdi geldi aklıma. Yani emin de değilim. Belki olmayabilir. Çok da doğru olmayabilir. Bazen alan derinliğinden dolayı o gerçek bize bir anlamlı bilgi de olmayabilir. Ama sordum. Bir de ben bir şey soracağım. Aslında demin İsmail Cem Hocam'ın sorduğu soru bana bunu hatırlattı. Şimdi sizin yaptığınız çalışmalar gerçek zamanlı fotoğraf makinelerinde de kullanılabilir mi? Fotoğraf makineleriyle bunu entegre etmek birazcık zor olabilir yani üreticilerin bu konuya bakacaklar ama aslında bu böyle harici bir HDMI üzerinden alınan bilgilerin harici bir kayıtçıda derlenerek hani güçlü bir bilgisayarda, taşınabilir bir bilgisayarda belki böyle bir şeyler yapılabilir, öyle değil mi? Yani hani böylece de platform bağımsız olur böyle bir gerçek zamanlı işleme çözümü. Tabii ki. Hatta daha bile kolay bir çözümü var. Mesela stereo setup'ınız olursa ki GoPro'larda yapabiliyorsunuz veya evet, aynı kameradan iki tane alıp bir rig yapabilirsiniz. Öyle olup da dalış başında kalibre ettiğiniz zaman kalibrasyonda nasıl oluyor? Konfigürasyonun önüne bir dalgıç satranç tahtasıyla, siyah beyaz bir satranç tahtasıyla gelip sağa sola hareket ediyor. Siz onun fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonradan o kalibre ona göre yapabiliyorsunuz. Öyle olursa gerçek zamanlı olabilir zaten. Tek kameradan yapmaya çalışınca bu mesafe hesaplaması zorlaşıyor. Maalesef. Ferhan, sevgili Ferhan Coşkun, çift kamera sistemlerde hesaplamak daha rahat olabilir mi demiş ki siz de bunun cevabını verdiniz zaten. Evet, kalibrasyonu yaptıktan sonra son derece rahat olabilir.
Bir şey daha söyleyecektim, onu unuttum. Ha, bir şunu düşünün, şimdi kullandığımız kendi kameramızda olsun, cep telefonlarımızda olsun, bir sürü bu computational photography dediğimiz, yani sadece fotoğrafın çekiminden ibaret olmayan, arkada bir sürü algoritması olan bir sürü yöntem var. Mesela panorama fotoğraflarını düşünün. High dynamic range dediğimiz HDR fotoğrafları düşünün. Bunların hepsi başladığı zaman zaten çok fotoğraftan yapılıyordu. Şimdi gene çok fotoğraftan yapılıyor ama o kadar hızlı oluyor ki haberimiz bile olmuyor. HDR fonksiyonunda mesela 5 tane değişik exposure'lı fotoğraf çekildiğinden. Yani bir gün bu da olacak gerçek zamanlı ama evet. Daha var o güne. Evet, Alp hocama söz vereceğim ama önce bir şey söyleyeceğim. Bu computational photography deyince aklıma geldi. Şimdi insanlar akıllı telefonlarıyla fotoğraf çekiyor. Tabii düğmeye bastıktan görüntüleyene kadar bir sürü arka tarafta işte koşuyor algoritmalar. O mühendislerin yazdıkları highlightlar, shadowlar, kontrastlar, clarity'ler, işte smoothness'lar, şunlar bunlar. Sonra hemen görüyor, Instagram'da paylaşıyor no filter diye. Yani bir şey yapmadım fotoğrafa diyor ama halbuki arka tarafta neler yapıldı o fotoğrafa. Aynen. Alp hocam. Bir de, pardon, deminki buyurun. Video sorusuna da bir not eklemek istiyorum. Şimdi bu yöntem fiziksel kurallara göre çalışan bir yöntem. Yani doğal ışığın doğal su kütlesinde nasıl ilerleyip yok olduğunu bilip onu tersine çeviriyor. Yani burada bir yapay zeka yok. Siz basında yazanlara inanmayın. Videodaki en büyük sıkıntılardan birisi aslında RAW çeken video, RAW kaydeden video kameraların olmaması demeyeyim de, yani onlar en pahalı olan kameralar ancak RAW çekiyor. Ve illaki de böyle ya beyaz ayarıydı ya başka renk düzeltmesiydi, o tip modları var. Yani kendi halinde kaydedemiyorsunuz çoğu zaman. Öyle olunca algoritma fiziğe göre çalıştığı için sizin kameranın kendi kafasına göre ne düzeltme yaptığını bilmesi mümkün değil. Yani matematiğini bilirsek tersine çeviririz. Ama çoğu zaman bunlar şirketlere özel. Dolayısıyla o tip kameranın yaptığı renk düzeltmeleri olursa güzel sonuç vermiyor. Onu söyleyeyim. Yani olabileceği kadar suyun içinde neydiyse öyle çekmemiz gerekiyor. Pardon Alp hocam. Fotoğraftaki RAW gerçek, yani hakikaten dokunulmamış, gerçekten o kadar bit derinliğinde bilgileri işlenmeden tutulmuş hali, ama video o kadar yoğun bir bilgi içeriyor ki RAW diye ortaya çıkan bile bir miktar sıkıştırmış ve sizin dediğiniz gibi custom, kendine has proprietary ayarlar yapmış oluyor. Aynen. Peki. Alp hocam sorusu var. El kaldırdı. Alp hocam söz sizde. Tamam. Ya sevgililer, ya çok iyi gidiyor. Çok keyif alıyorum. Aynı dili konuştuğumuz için Murat'tan da aynı şekilde sanıyorum. Bir küçük sorum olsun daha ileri gitmeden, belki farklı şeylerde anlatacaksın. Şunu anlamaya çalışıyorum. Önümü kendi içimde bir teyit etmem lazım. Mesafe ayarını her fotoğraf için ya da her fotoğraf ikilisi için hesap etmem gerekiyor dedin. Bunu fokus noktasından mı hesap ediyorsun? Yani neresi fokussa orası işte benim kameradan uzaklığımdır mantığından yola çıkarak yapıyorsun bunu. Nasıl hesap ediyorsun fotoğrafın kameranın objeye olan uzaklığını? Şöyle göstereyim hemen. Hatta onu hazırlamıştım. Şu görebiliyorsunuz değil mi? Yeni evet. Bir Turbinaya denen bir mercan Kızıldeniz'den çektiğim. Burada mesela çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafı var. Bunları şu an için fotogrametri denen, yani fotoğraftan ölçüm yapmaya, üç boyutlu ölçüm yapmaya izin veren bir programa, benim yazmadığım, parayla satın alınabilen veya open source bulunabilen bir programı yüklüyorum. Mesela bu mercanın 68 fotoğrafını çekmişim. Renkler berbat, renklere bakmayın. O 68 fotoğrafı bu program sahnenin üç boyutlu hali haline getiriyor. Öyle olunca eğer üç boyutu yapabiliyorsak
mesafeyi zaten biliyoruzdur demektir. Oradan bunu alıyoruz. Şunu da göstereyim. Şimdi bu Mercan'ın, şurada da renk paleti var. Çektiğim bu mavi kareler hangi açıdan fotoğrafı çektiğimi gösteriyor. Bu tabii bilimsel çalışma olduğu için etrafında 360 derece dönmüşüm. Normalde bunu yapmanıza gerek yok. Yani siz bu açıdan bir güzel fotoğraf istiyorsanız 3 tane böyle, 3 tane böyle çekseniz yeter. Ama ben tabii ne kadar çok olursa o kadar iyi diye burada dönmüşüm etrafında. Alp Hocam anlatabildim mi? Teşekkür ediyorum. Evet evet anladım. Yani mutlaka bir 3 boyut bilgisine az da olsa onun için 2 tane istiyorsun. Evet. İhtiyaç var. Evet. Var. Şu an çok için güzel. Tek fotoğraftan yani monocular deniyor. Tek fotoğraftan özellikle su altı için mesafe hesaplamak çok zor. Havada tek fotoğraftan yapay zekayla, öğrenme yöntemiyle bu hesaplanabiliyor iyi kötü. Ama suda tabii dediğim sis perdesi olduğu için yapay zeka henüz o noktaya gelebilmiş değil. Seneye bir daha konuşalım. Bir öğrencim şimdi onun üzerine çalışıyor. Bakarsınız yapabilmiş oluruz seneye tabii, kadar. Elinize sağlık. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. Tamam, devam ediyorum o zaman. Bu Endonezya'dan çektiğim bir süngerin içindeki balık karesiydi. Allah, hızlı geçtim burayı. Renk paletini de genellikle sürekli üzerinde taşıdığım için ne zaman fırsat olursa sahneye koyuyorum. Ama tekrar söyleyeyim, see-through yönteminin çalışması için renk paletine gerek yok. Renk paleti sadece çektikten sonra ne kadar başarılı olmuş onu kendimizi ikna edebilmek için. Yoksa hiçbir şey olmayan bir sahnede de bu yapılabiliyor. Bu gene Endonezya'dan Fanjit denen şu arkadaki üçgen piramit şeklinde olmuş mercanların olduğu. Şimdi bu ilginç bir sahne değil yani öyle renkli bir sahne de değil ama tekrar geri gideyim. Kameraya en yakın olan kısımdan en uzak olan kısma kadar her şeyin rengi tutardı. Bunu öbür yöntemlerle yaparsanız uzaktaki şeyler daha kırmızı olacak. Çünkü kırmızıyı boost edecek. Yakındaki şeyler de daha mavi olacak. Tam ortadakilerin de rengi düzgün olacak. Yani böyle bir eksikliği var. Atmosferik denkleme göre çalışan yöntemlerin. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Sonra tabii da bir ki soru var, onu alırım müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi eğer sadece olduğumuz derinliğe göre çalışsaydı bir motor ya da sizin hazırladığınız motor, o zaman bu derinlikle beraber sizin söylediğiniz gibi kırmızılarda ya da renklerde bir dengesizlik olacaktı. Ama olduğumuz derinliğe ek olaraktan fotoğrafını çektiğimiz objeye de objelere olan uzaklığımızı da dikkate alarak bu hatayı da düzeltebiliyoruz. Yani iki tane uzaklık bilgisi bu yüzden kullanıyoruz değil mi? Doğru ama hiçbir zaman yüzeyden olan yani yatay olan, yatay değil düşey olan uzaklığı hiçbir zaman hesaplamıyorum veya kullanmıyorum. Onu algoritma kendi kendine hesaplıyor. Yani 10 metre derindesin diye değil de bu renk, bu ben sahne kamerayla paletle beraber, renk paletiyle beraber onu anlıyorsunuz aslında. Ama renk paletini her zaman kullanmadığımı düşünürseniz o yokken de anlıyorum. Şöyle şimdi sisi çıkartıyoruz. Ondan sonra kamerayla sahne arasındaki renklerin geri getirilmesini yapıyorum. O noktada bizim elimizde olan şey hala atıyorum 10 metre derinde ama kamera ile sahne arasında hiç yok olmamış ışığın olduğu bir fotoğraf. Şimdi dalgıçla 10 metre arasını düzeltmem lazım. Daha önce de dediğim gibi o kolay. Çünkü o sadece bir beyaz ayarı. Ve bir yazılım yaptım. Piksellerin istatistiğine bakıyor. Bu sahnedeki ortalama rengin gri olabilmesi için ben pikselleri nasıl değiştirmeliyim diye bir hesap yapıyor. Ona göre her renk kanalını bir sayıyla çarpıyor veya bölüyor. O şekilde yüzeyden olan renk kaybını da halletmiş oluyoruz. Yani eğer biz her zaman yukarıdan aşağı bakıp fotoğraf çekseydik, onu düzeltmesi çok kolay olacaktı.
Anlatabildim Murat Hocam? Evet, gayet net hocam. Tamam. Fotoğraf makinesinde ortalamada %18 griyi çektiğini, bu yüzden kar fotoğraflarımızın bazen olması gerektiğinden daha karanlık olduğu sonucuna da bağlayabiliriz. Hatta burada merak edilen bir şey de oluyor hocam. %18 neden %18? Yani halbuki aslında %18 gri kartı denilen şey tam da siyah ve beyazın ortası. Neden %50 gri değil? İşte herhalde burada siz de lütfen katkıda bulunun. Aslında bizim gözümüze görülen yansıma bir aritmetik ortalama değil de geometrik ortalama olarak giriyor. Yani biz logaritmik eksende o hassasiyeti algılıyoruz. O yüzden aslında siyah ve beyazın enerjilerin toplamının yarısı değil de çarpımlarının karekökü gibi bir şey oluyor ki o yüzden de o da %18'e karşılık geliyor. Aslında her ne kadar adı %18 olsa da bize göre gördüğümüz ölçüde tam gri, tam siyah beyazın orta noktası değil mi hocam? Hocam öyle, zaten o algıya bağlı türetilmiş bir değer. Tabii kameranın öyle bir algı mekanizması yok. Yani o ne, siz ona %45'lik de koyarsanız o yine bir gri sonuçta. Evet. Gri olması demek her renk kanalının aynı değere sahip olması gerek. Her türlü gri ile bu işi yapabilirsiniz. Ama siz de biliyorsunuzdur tabii. Sizler benden çok fotoğrafçısınız. Evet. Ucuz olan beyaz ve gri kartlar aslında her renk kanalında sabit yansıtmayabilir ışığı. Dolayısıyla bu tip şeyler önemliyse sizin çalışmalarınız için gene bir parasını verip daha iyi olanları almakta fayda var. Mesela bizim gözümüze beyaz gözüken kartların aslında maviye doğru böyle bir spektrumda dipi vardır. Mesela printer kağıdını da ölçerseniz gözümüze gene beyaz görünür ama spektrumu düz değildir. Evet, kesinlikle. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, yani bu konuda X-Rite diye bir firma var. Hani burada evet, taraf olmadığımız için söyleyebiliriz. Onun hem monitör kalibrasyon cihazları, hem printer kalibrasyon cihazları, hem de bu renk kartırları sanırım en iyisi ya da en iyilerinden bir tanesi. Başka da böyle bir M ile başlayan bir marka vardı ama Monrel mi, Monsel mi öyle bir şey vardı. Monsel, evet. Evet değil mi? O da iyi bir markaydı. Onu da biliyorum. Hocam bir soru var. Onu size yönlendirmek istiyorum. Aslında soru hem karada hem suyun altında olarak cevaplandırılabilir. Sevgili Serkan Samyürek yazmış. Kalibrasyon işlemini nasıl yapıyoruz? Teknik konulardaki cehaletinden soruyorum. Estağfurullah. Biz burada paylaşım yapmak üzere kurulmuş bir derneğiz. Bildiklerimizle ve değerli misafirlerimizle yaptığımız bu sohbetleri paylaşmak üzere burada sohbetler yapıyoruz. Sadece bakın işte gelen misafirler ne kadar güzel fotoğraflar çekiyorum, videolar çekiyorum değil de bunları yaparken yapabilmek için neler kullanıyoruz, bu bilgilerimizi paylaşıyoruz. O yüzden mutlu oluruz böyle sorularınızdan dolayı. Bu kalibrasyon işlemini nasıl yapıyoruz? Teknik konular kalibrasyon işlemi nasıl yapılıyor diye sormuş. Yani hani tamam, belki renk kalibrasyonunu nedir herhalde değil mi? Evet, demin doğru konuştuğumuz stereoyu değil de renk paletinden kalibrasyonu. Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Su altında eğer çektiğiniz sahneyle sizin aranızdaki mesafe büyükse, o büyük de göreceli bir kavram. Mesela Kızıldeniz'de dalarsınız 60 metre vizibiliteyle veya Atlantik Okyanusu'nda 1.5 metre vizibiliteyle dalarsınız. Sizinle sahne arasındaki mesafe büyükse renk kartını, dediğim gibi tek renk kartını zaten işinize yaramaz. Ama yakınsanız, mesela çok berrak bir suda 1 metre mesafedeyseniz diyelim, kartı koyuyorsunuz, sonra çektiğiniz fotoğrafta artık kullandığınız resim düzenleme programına bağlı olarak o renk paletinin ya markasını ya da her karesinin LAB veya XYZ olabilir. O, çeşitli aldığınız zaman içinde gelen speklerle beraber değerleri olması lazım. O değerleri bir şekilde girebilmeniz lazım kullandığınız programa. O zaman şöyle bir şey oluyor. Sizin kameranıza özgü renk uzayından insanların görmeye alışık olduğu standart renk uzayına, yani uzay diyorum acayip kaçıyor ama İngilizce space oradan çeviriyorum, bir
transformasyon yapıyor program veya biz bunu matematiksel olarak yazılımla yapıyoruz. İşte öyle yaptığınız zaman sizin kameranızın, sensörünün algıladığı renkler standart renklere dönüşebiliyor. Ama bu havada her zaman çalışıyor. Dediğim gibi sarı ışık altında koyduğunuz arabanız hariç her durumda rahat rahat işinize yarıyor. Ama suyun altında gene işimiz çok zor. Çünkü yakın olmanız lazım, yok uzaksanız birden fazla olması lazım. Birden fazla kalibrasyon paletini şu anda analiz edebilecek program olduğunu bile zannetmiyorum. Ben seve seve yardımcı olurum ama kartı koysanız bile yapabileceğiniz şeyler biraz sınırlı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Birkaç soru daha var. İlk olarak sevgili Ahmet Kapkın'a söz veriyorum. Ahmet Hocam buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Derya Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de Urla'nın karşısından Foça'dan selam ediyorum size. Ben profesyonel fotoğrafçıyım. Sualtıcı çok değilim. Ama gene de sizin bilgilerinizden çok faydalanıyorum. Çok teşekkür ederim. Size ben birkaç sorum olacak. Kalibrasyonları ben de kullanıyorum, X-Rite'ı. Sorum şu, X-Rite'da kalibrasyon yaparken biliyorsunuz ki Photoshop'ta da, yani bilgi olarak söylüyorum, Photoshop'ta objektife göre de kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Örneğin 28-105 bir objektifle gün ışığında veya gün batımında bir şey çektiğiniz zaman onu kalibre edip size Photoshop'ta renk düzeltmede yardım ediyor. Bu su altı içinde geçerli sanırım, değil mi? Yani şunu sormak istiyorum. Sırf sensör değil, objektifin yapısı da önemli rengi düzeltmekte, değil mi? Kesinlikle önemli. Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Tabii ki su altı içinde geçerli. Ama gene bizim uğraştığımız suyun içindeki problem o kadar zor ve o kadar baskın ki bu sis ve mavi yeşil renk perdesi olayı, onun etkisi sensördeki bozukluklara göre daha az oluyor. Tabii ki bütün bir modelleme yapıldığı zaman onun da modelin içine konması lazım. Şu an benim modelimde yok mesela. Çünkü tamam, daha ona gelene kadar onun matematiğini türetemedim. O yüzden ama çok doğru, çok haklı sorunuz. Teşekkür ederim. Son bir sorum olacak size. Tabii. 5 numaralı yanılmıyorsam sunumuzdaki fotoğrafta size ait olmayan yukarıdan çekilmiş bir batık fotoğrafı. Şu, evet. Yaşayın, evet. Buradaki kullandığınız, hani temin dediniz, ben bilmiyorum, şeyi bilmiyorum, ikili kamera stereo sistemini bilmediğim için soruyorum. Bu konuda da ben cahilim, kusura bakmayın, sormak istiyorum. Dediniz ki biraz oynasaydı ben bunu piksel piksel daha rahat hallederdim buradaki problemi. Bunun şeyle alakası var mı? Photoshop'ta bizim kullandığımız bir uygulama var. Öyle söyleyeyim daha iyi anlatırım derdim size. Mesela Taksim Meydanı'nda bir görüntü çekeceğim gündüz. 500 kare çekiyorum sehpada. Ama insanlar hareket ediyor. Ben istiyorum ki Taksim Meydanı bomboş olsun. Bunu Photoshop'ta biliyorsunuz stack'te yükleyip medyanın filtresini kullandığınızda Photoshop alıyor. Her pikseli, boşlukları alıp yerleştiriyor ve insanlar çoğunlukla %99 yok oluyor ortada. Bunu biliyorum, bilmiyorum. Bu öyle bir şey mi yaptınız sizin? Şimdi öyle bir şey ama onun biraz tersi bir şey. Şöyle söyleyeyim, siz kamerayı sehpaya koyup çektiğiniz zaman hep aynı açıyı çekiyorsunuz. Arkada işte Taksim'de anıt var, bilmem ne var. İnsanlar gelip geçiyor. Sonra sizin istediğiniz şey Taksim'in insansız hali. Evet. Bizim burada yapmak istediğimiz şey buradaki batığın her pikselindeki artık neyse oradaki obje, onu değişik bir açıdan görmek. Yani kameranın oynaması bizim için, bu işlem için gerekli. Yani mesela sehpaya koyup timelapse yapsanız suyun altında, ben tamamen başka bir matematik kullanıp onu düzeltebilirim. Zaten onu tek kameradan yapamam. İki kamera aynı sahneyi görürse sehpada ancak öyle yapabilirim. Tamam. Yani benzer bir sorun ama bizim amacımız burada değişik. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Yine çok güzel bir soru. Çok mutlu oluyorum çünkü fotoğrafla pek ilgilenmeyen topluluklara konuştuğum zaman genelde ilk gelen soru
Ama ben bunu Photoshop'ta yapabiliyorum, o zaman ne anlamı var şeklinde oluyor. O yüzden bu kadar detaylı, bu kadar fiziğiyle, matematiğiyle doğrudan ilişkili sorular gerçekten benim için de cevaplaması çok çok zevkli oluyor. Ama son bir şey söylemek istiyorum Derya Hocam. Ben şunu gördüm. Ne yaparsanız yapın ama önce adam gibi fotoğraf çekin. Değil mi? Photoshop sonra geliyor. Ne yaparsanız yapın onu çok iyi toparlayamıyor. Kesinlikle. Zaten bazen bana fotoğraf gönderiyorlar işte bunları düzeltebilir misin diye. Yani ben de mucize yaratamam ki. Fotoğrafın biraz güzel başlaması lazım ki renkleri geri getirebilirim. Bir de şunu da söyleyeyim sizin yorumunuz üzerine. Mesela bazen bana su altı fotoğrafçısı diyorlar ünvan olarak. Ama ben hiçbir zaman kendimi su altı fotoğrafçısı olarak tanıtmıyorum. Çünkü ben fotoğraf çekerken benim aklımda olan şeyle bir su altı fotoğrafçısının aklında olan şey birbirinden tamamen farklı. Yani ben fiziği, ışığı, optiği biliyorum. Fotoğrafın görüntünün nasıl oluştuğunu biliyorum ama ben su altı fotoğrafçılığı yapmıyorum zaten. Onu yapmak sanatla yolu kesişen bir aktivite. O yüzden dediğiniz gibi fotoğraf iyi olduktan sonra fiziği uygulamak çok daha kolay oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet tekrar... Hocam çok teşekkür ederiz. Bu arada Foça'ya da selamlar. Foça'da denizden çok güzel dağların görünümü vardır ama bir de dağlardan denizin görünümü vardır ki ben onları 2 ay boyunca çok güzel yaşadım. 5. Jandarma Komando Tugayı'nda askerleri. Gayet güzeldi. Güzel anlarımız da vardı. Foça'yı çok severim. Çok güzel hatırlarım. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alp Hocam söz mü istedin? Mümkünse birkaç sorum olacak yine Derya'ya. Derya'cığım şu üç soruyu eğer hatırlayabilirsem sormak istiyorum sana. Birincisi bu işlem sırasında veya sonrasında histogram oynaması veya düzeltmesi, optimizasyonu yapmak gerekiyor mu, yapıyor musun? Özellikle grayscale ayarında değil de intensity ayarlarında bunu yapmak gerekiyor mu? Birinci soru bu. Belki bununla ilişkili olabilir bir başka soru. Bu işlem sırasında iterasyon gerekiyor mu? Yani bir numerik, bir değer, deneme yanılma şeklinde yapmak gerekiyor mu? İşte şunu vereyim, sonucu göreyim, yok bu o fazla oldu, bunu deneyeyim gibi. Üçüncü sorum da eğer iki farklı açıdan çekmek gibi bir durumda büyük bir avantaj elde ediyorsan aklıma anadif fotoğraf geldi. Yani hakikaten bunu ben yapmak da istiyorum aslında. Birkaç kere elimle yaptım. Bir treyin üzerine 2 tane 7-8 derece açıyla kamera koyup ikisini çekeyim. Hem sen bu algoritmayı uygula hem 3 boyutlu fotoğraf elde ederim. Bu mümkün. Çok teşekkür ederim. Mümkün. Sonuncusunu hemen yanıtladım Alp Hocam. Mümkün. Yapalım. Evet. Mail atın bekliyorum. tamam. Şimdi ilk sorunuz galiba histogram ayarıyla ilgiliydi. Şöyle söyleyeyim. Siz en son ortaya çıkan renklere hitaben bunu sordunuz galiba değil mi? Yani evet, bunların saturation'ı bilmem nesi. Yine çok güzel bir soru. Keşke ona da bir slide hazırlasaydım. Şimdi renklerin suya bağlı olarak yaşanan bozulmanın düzeltilmesi tamamen kameranın renk dünyasında oluyor. Yani her kameranın da renkleri algılaması farklı biliyorsunuz. Aynı sahneyi iki kamerayla çekin yan yana. RAW resimlere bakarsanız ikisi bambaşka çıkıyor. Şimdi o noktada renk düzeltmesi aslında ne demek? Işığı geniş spektrumlu yapmak. Yani suyun altındaki mavi spektrumdan beyaz spektruma dönüştürmek demek. Onu yaptıktan sonra da yani see-through bunu yapıyor. Ondan sonra bir adım daha var. O da photo finishing denen kameranın içindeki lineer renklerden bizim görmeye alışık olduğumuz sRGB renk uzayına bir transformasyon. Orada tamamen göreceli olarak istediğiniz kadar kontrastı, saturation'ı,
ton mapping'i istediğiniz gibi yapabilirsiniz. O kısım artık bilimsellikten çıkıyor, gene sanat veya zevk kısmına giriyor. Dolayısıyla mesela benim çektiğim iki sahneyi değişik yerlerde görüp de, ama ben bunu bir ay önce daha kahverengi görmüştüm, burada daha kırmızı diye düşünüyorsanız, o foto finishing'de olan değişikliklerden olabilir. Bir de her kameranın foto finishing workflow'u ayrı. Bununla yani saatlerce konuşabilirim. Adobe'nin yayınladığı Matrix'lerle beraber her kameranın bu renkleri düzeltme algoritması farklı. Bazısınınki mesela çok kırmızı yapıyor, bazısınınki dengeli yapıyor falan. Oraları değişebiliyor hocam. Ama biz bilimsel bir çalışma yaptığımız zaman rengin gerçeğine uygun olup olmadığını lineer RGB değerlerinden yapıyoruz, sRGB'den yapmıyoruz. İterasyon konusunda bir şey söyleyecek misin? Evet, söyleyeceğim. İterasyon yapıyor ve yüz binlerce yapıyor. İçinde algoritmanın içinde bir optimizasyon basamağı var. O optimizasyon basamağı bir fonksiyonu değeri sıfıra gelene kadar sürekli iterasyon yapıyor. Ama bunu tabii milisaniyeler içerisinde yapıyor. O yüzden tek tek her birini takip etmiyoruz. Sonuçta evet, yani her pikselin bizim fiziksel denklemi sağlaması gerekiyor. O yüzden yüz binlerce iterasyon yapılıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Derya hocam, yoruldunuz mu? Yani bir saati geçtik. Nasıl gidiyoruz? Ben yorulmadım. Zaten iki veya üç tane slide'ım kaldı. Sizler yorulmadıysanız ben gayet iyiyim. Biz yerinde. İzleyiciler de burada. Onlar da güzel sorular soruyor. Birkaç soru var. Onları alalım mı hocam? Alalım tabii. Başkanımızdan gelmiş Ateş hocam. İstersen direkt yöneltebilir misin sorunu Derya hocamıza? Ya çok kısaydı. Belki de gerekli bir sorun bilmiyorum ama. Demek ki o tripod örneğinizden giderken gidersek bu böyle programı kullanmak için daha düşük enstantane kullanmamız programa bir katkı sağlıyor mu? Sanmıyorum. Yani o bir faktör değil şu an için. Zannetmiyorum. Yani fark etmez. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ateş Hocam. Sevgili Cem Özeral, söz sende. Murat Hanım'cığım, teşekkür ederim. Derya Hanım, teorolardan gecemize renk kattınız. Bambaşka yerlere götürdünüz bizi. Teşekkür ediyorum. Ben bu kadar teknik olarak işin içinde değilim. Fakat şu ana kadar sunduğunuz fotoğrafların hiçbirinde flash kullanılmamış. Düz plain fotoğraf. Dolayısıyla bu getirdiğiniz sistemle renkler kendini buluyor. Bu ne demek acaba? Yani yarın artık belki bizim yaşımız yetmeyecek ama flash'tan mı kurtulacağız? Flash ağırlığından mı kurtulacağız suyun altında? Onu merak ettim. Eğer biliyorsunuz hepsi her bir ağırlık bir sıkıntı bizim için. Flash'tan kurtulmak da büyük bir keyif olacak gibi geliyor. Acaba buna mı doğru mu gidiyor yaptığınız çalışma? Ve ne zaman, ikinci sorumda bu iş ne zaman tek buton ve 10 saniyeye düşer? Bir de onu merak ediyorum. Süre ne kadar daha süre var? Teşekkür ederim Cem Hocam. Çok güzel sorunuz. Aslında ben de bu slide'da hep o örneği veriyorum. Flash'la ilgili. Şimdi bu sahneye bir bakın. Bu gene Endonezya'da bir yerde çektiğim bir şey. Sanıyorum aradaki mesafe yakın olan kısma 1 metre kadar, fotoğrafın uç kısımlarına da herhalde 2 küsür metre kadar olması lazım. Zaten böyle bir sahneyi flash'ınızla, geri gideyim pardon. Zaten böyle bir sahnenin her yerini flash'la aydınlatamazsınız. Ortasını aydınlatırsınız ama köşeleri, vignetting olan yerler illaki karanlık kalır. Bu şu demek, eğer yeteri kadar sığ sudaysanız, sığ sudan kastım bir metrelik su değil. Mesela 40 metrede olursunuz, kırmızı sinyal hiç kalmamış olur. O zaman sizin çektiğiniz orijinal fotoğrafta hiç kırmızı yoksa ben onu geri koyamıyorum. Dediğim gibi fizik kuralları içinde çalışıyoruz. Yani olmayan şeyleri hayal edemiyorum henüz.
Ama atıyorum... Az kaldı. Az kaldı. Mesela 10-15 metre derindesinizdir. Yeteri kadar ışık vardır. O zaman flash kullanmayın, birden fazla fotoğraf çekin. Sonuç işte aynen böyle oluyor. Gerçekten dediğiniz gibi hem hamallık etmek hem fiyatı, ondan sonra bozuluyor, tamir etmesi, yok buradan oraya giderken uçakta ekstra bir çanta olması falan bakımından. İller. Yani flaşa gerek olmayacak bu program herkeste olduğu zaman. Onu da sordunuz, cevap vereyim. Şimdi akademik bir prototip yazılımdan tabii günlük hayatta herkesin kullanabileceği ve her şekilde kullanabileceği bir yazılıma geçmek epey zor. Yani daha önce hiç tahmin etmediğim kullanım şekillerini, vizibilite problemlerini veya ne bileyim çok popüler fotoğraflar var, yarısı suyun dışında, yarısı suyun içinde. O tip şeyleri tabii daha hiç hesaplamadığımız için kullanıcılara özel çok işimiz var daha. Yani bunu biz piyasaya sürersek ne şekilde hor kullanılabilir diye hesaplamamız lazım. Ama isim vermeyeyim ama dünyaca ünlü bir kamera markası bunun patentini kendilerine eksklusif olacak şekilde, yani tamamen kendilerine has olacak şekilde almakla çok ilgileniyorlar. Baş harfi neyle mi başlıyor? baş harfi yumuşak G. Hayda. Bulamadım. Ama tabii alsalar bile, bu arada şunu söyleyeyim, hani içinizden ah zengin oldu falan diye düşünen varsa, ben değil üniversite zengin olacak. Yani bu, ben bir teselli ikramiyesi gibi bir şey alacağım eğer öyle bir şey olursa, ama bütün şey üniversiteye gidecek, önemli değil. Ama yarın bu patenti lisanslasalar bile bunun daha geliştirilip daha robust hale gelip piyasaya sürülüp sizlere ulaşması en az 2 sene. Yani bu benden kaynaklanan bir şey değil. Bu işlerin nasıl yürüdüğüne bağlı. O yüzden eğer kendi resimlerinizi görmek istiyorsanız bana gönderebilirsiniz. Kar amaçlı olmayan her projede ben resimlerinizi düzeltebilirim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Size başarılar diliyorum. Heyecanla takip edeceğiz. Murat Hancım, teşekkür ederim söz verdiğin için. Sevgili Can, ben teşekkür ederim. Bu arada geçen gün Derya Hocam'la yaptığım bir konuşmada Konuşuraya gitti. Hani bu vesileyle buradaki tüm arkadaşlara bunu söylemiş olayım. Yaptığınız dalışlarda flaşsız bir şekilde birkaç örnek, şimdi bugün anladığım 2-3 tane flaşsız, şöyle 1 santim, 2 santim, 3 santim, 5 santim aşağı, sağa, sola, yukarı fotoğraflarınızı Derya Hocam'a gönderebilirseniz onun yaptığı bu çalışmalara da belki küçük de olsa bir katkımız olur, değil mi hocam? Kesinlikle. Özellikle şimdiye kadar Türkiye'den düzelttiğim hiç fotoğraf yok, o bir. Onun olmasını tabii ki çok istiyorum. Bir de ne kadar bulanık olursa benim için o kadar iyi. Çünkü öncesi sonrası kontrastı daha güzel olacağı için hani bu güzel bir dalış değildi, bundan bir şey çıkmaz demeyin. Her türlü fotoğrafınızı RAW dosya, doğal ışık ve birden fazla fotoğraf şeklinde seve seve değerlendiririm. Teşekkürler Murat Hocam bunu hatırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu arada bir soru var. Sevgili Bahadır Haktanır'dan. Aslında o soruya ben bir soru daha ekleyeceğim. Bu birçok kişinin sorusuydu eminim. Şöyle demiş, yakın zamanda image editing programları için böyle bir plugin çıkma ihtimali var mı sizce hocam demiş. Ben bunu bir de şeye bağlayayım. Bir de bu hani dalıcılarda cep telefonuyla bile çeken dalıcılarda popüler olan Dive Plus, değil mi? Dive Plus bir yazılımı var. Hani bana gösterdiklerinde tamam hani R kanalını biraz aç güçlendir. Yani 3-5 metrede çekmişsin diyorum. Hani sizinkinin muadili olmadığını biliyorum ama yani hem bu plugin, olası bir plugin konusunda Photoshop'a, Lightroom'a, Capture One Pro'ya ya da işte bir şeye, video düzenleme yazılımlarına, kurgu yazılımlarına, bir de beraberinde de hazır yeri gelmişken Dive Plus'a değinirseniz çok mutlu oluruz. Tabii, gene çok sorulan bir soru Dive Plus. Şimdi Dive Plus'ın benim bildiğim kadar
yayınlanmış bir bilimsel makalesi yok arkada. Dolayısıyla neden çalıştığını, hangi durumlarda çalıştığını, hangi durumlarda çalışmadığını bilemiyorum. Ama şunu biliyorum, çünkü matematiğini ben yazdım. Mesafeyi hesaplamadan renk düzeltmesini genellikle, yani sahne çok basit veya çok yakın değilse yapamıyoruz. Evet. Dolayısıyla dediğiniz gibi kırmızı kanalını biraz boost ediyor olabilirler. Belki biraz yapay zeka da vardır içine, bilmediğim için yorum yapamayacağım. Ama bu işi atmosferden farklı yapmamız gerektiğini ve iki ayrı parametreye ihtiyacımız olması gerektiğini, yani onun matematiğini biz 2018'de, yani sadece 2 sene önce yayınladık. Dolayısıyla zaten biliyor olamazlar, biliyorlardı da yayınlamadılarsa onların ayıbı. Ama zaten doğru yaptıklarını zannetmiyorum. Bizim gözümüze güzel gelen bir çözüm bulmuşlardır ve yakın sahnelerde iyi çalışıyordur. Ona inanıyorum. Ama genel anlamda hani 20 metrelik bir batığa baktığımız zaman sizinle kamera arası 20 metre çalışacağını zannetmiyorum, ama o kadar da kullanmadım. Onun için günahlarını almayayım şimdi Dye Brighton. Evet. Ben de kullanmadım ama gördüğüm fotoğraflarda çok alenen fotoğrafın her noktası eşit bir şekilde gözükmüyor. Yani sizin dediğiniz gibi doğrudur. Uzaklık kesinlikle dikkate alınmıyor. Bir de plugin sorusu vardı. Yani bu bildiğiniz şu anda bir plugin var mı böyle Photoshop'a, işte Lightroom'a gibi? Yok. Onun da sebebi yok. Yani varsa bile dediğim gibi çalışmıyordur. Çünkü mesafeyi hesaplayacak bir araç yok. Sualtı fotoğrafları için konuşuyorum. Tek fotoğraftan mesafeyi hesaplayacak bir araç yok. İşte onu yapan zaten zengin olacak. O olduğu zaman da her programda bir plugin olacağını tahmin ediyorum. Çünkü renk düzeltmesi dediğim gibi 10 saniye gayet kolay. Zor olan mesafeyi hesaplamak. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu arada sevgili Murat Atasoy bana mesaj göndermiş. Bu fotoğrafları hocamıza göndermek için hangi ortamı kullanalım? E-mail mi gönderelim? Burada söylerseniz eğer. Tabii Murat Hocam, siz benim e-mailimi paylaşabilirsiniz. Evet, lütfen isteyen herkesle paylaşın. Büyük ihtimal fotoğraf olduğu için herhalde bir Dropbox'a veya Google Drive'a falan koyup herhalde link göndereceksiniz. Ama yani size yazdığım e-mailden herkes ulaşabilir. Tamam. Ben burada mesaj bölümüne birazdan yazacağım. Tamam. Başka sorulara bakıyorum. Teşekkürler var sevgili Hakan Alkan'dan. Biraz daha bakayım yukarı. Evet. Sevgili Alp Baranok şöyle demiş. Dye Plus More renkte yanlış çalışıyor. Evet, yani birçok şeyde aslında sonuç vermediğini görüyoruz. Sevgili Şükrü Özer hocamız, Derya Hanım, makro çekimlerde net alan derinliğine yönelik düzeltme, yani netleşme sorununa müdahale mümkün oluyor mu? Soruyu size yönlendiriyorum. Hocam. Tamam. Şimdi hocam, o kadar zor ki yaptığımız şeyin fiziği, henüz makro kısmına gelemedim. Makro çok iyi ışık isteyen bir çekim şekli. Biz de doğal ışıkla çalıştığımız için zor, yani sığ suda olması en ideal şekilde. Dolayısıyla henüz makroya gelemedim. Hatta bu slide'da gösterecektim size en sevdiğim sahneyi. Bu yaklaşık 30 metre yukarıdan, 25-30 metre yukarıdan çektiğim bir sahne Pasifik Okyanusu'nda. Ve gerçekten düzeltip de baktığım zaman beni çok heyecanlandıran bir sahne. Çünkü bakıyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki, yani bu renkler niye var orada? Çünkü biz göremiyoruz. Suyun renginin monokromatik olması sebebiyle içindeki hayvanlar bu şekilde göremiyor, öyle tahmin ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi mercanların kırmızıdan maviye, turuncuya, yeşile bir sürü tonları var. Dolayısıyla ben hala bunlarla uğraştığım için makroya gelemedim. Kusura bakmayın, tatmin edici bir yanıt veremeyeceğim orada. Yani ben belki biraz ekleme yapabilir miyim hocam burada? Aslında makro, buyurun, olsun olmasın, alan derinliğini sonradan düzeltme tek fotoğrafla pek de mümkün değil. Burada birçok fotoğraf yapıp uzaktan, yani yakından uzağa doğru değişik noktalara fokus yaparaktan, sabitseniz tabii, objede sahipse, fokus stacking denilen bir özellikle
işte bu computational fotoğrafının bir parçası olarak da alan derinliği arttırılıyor. Ama tabii bu bunun kullanılmadığı bir yöntemde, yani optiksel olarak eğer alan derinliği bize sadece 2 milimetre içinde sağlanmışsa ya da 2 santimetre ve geri kalan alan netliyse bunu tekrar netleştirmek pek mümkün değil tek fotoğrafla en azından diye ben kendi yorumumu aktarmış olayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani siz focus stacking yapıp birden fazla objenin fotoğrafını çekerseniz her fotoğrafı ayrı ayrı renk düzeltmesi yapıp da stacking'i öyle yapabiliriz. Orada bir sıkıntı yok. Evet. Yani siz şimdi zaten yaptığınız şekilde çekersiniz. RAW dosyaları sonradan düzenleriz. Yalnız makroda zaten objeye epey yakınsınız. Yani kamera ile obje arasındaki mesafe çok 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 az. Dolayısıyla o sis perdesi de çok az, yani sıfır bile olabilir. Öyle olduğu durumlarda aslında rengi düzeltmek daha kolay. Yani o zamanlarda basit bir kontrast esnetmesiyle bile yapabiliyoruz. Öyle de bir kolaylık olabilir makroda, ama bunu benim daha iyi düşünüp, biraz teorisini düşünüp biraz da çıkıp resim çekmem lazım. Ondan sonra tekrar konuşalım. Peki. Tamam. Sevgili Hale Yiğit, her sualtı makinesi RAW çekmiyor. Size gönderdiğimiz fotoğraflar yüksek kaliteli JPEG'lerde olur mu demiş. Maalesef. Şimdi şöyle, olur, algoritma çalışır, bir sonuçta verir. Ama verdiği sonuçlar gerçeğe uygun olmaz. Çünkü JPEG'de sadece kompresyon yok. Kameranızı set ettiğiniz ayarlar da var. Mesela o gün beyaz ayarı neye set ettiyseniz, işte başka bir modu veya bazılarının sualtı modu oluyor. Bunlar eğer, bunların etkisi JPEG dosyasına geçtiyse, dediğim gibi sizin kamera bu işi nasıl yapıyor onu bilmediğim için tersine çeviremiyorum. O sahnede olan orijinal doğal ışığa ulaşamıyorum. O yüzden JPEG'leri düzeltemiyorum. Çok özür diliyorum. O da ileride yapay zeka ile beraber yapabileceğimiz bir şey olacak. Ama şu an ben fizik kuralları içinde çalışıyorum. O yüzden kameranın yaptığı sihir orada kalıyor. Geri götüremiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Hem sorular için hem güzel yorumlar için teşekkürleriniz için Derya hocamıza. Devam edebiliriz hocam slaytlara. Tamam. Bir uyarı, sanki birisi el kaldırdı gibi gördüm. Ha, Ahmet hocam, ama kaçtı, evet. Şimdi. Ahmet hoca, evet. Yok yok. Ben kaçmadım, buradayım. Derya, çok kısa bir soru soracağım. Bu işin çünkü matematiksel boyutuyla da ilgileniyorsunuz. Benim hep merak ettiğim bir şey var. Adobe'nin pazarladığı bir format var. DNG diye. Universal format diyor. İşte Canon'a bağlı kalmayın, Nikon'a bağlı kalmayın falan. Bunu programla, yani CR2 dedikleri Canon'un RAW formatını DNG'yi çevirdiğinizde içine gömüyor exif bilgilerini. Bunu biliyorum. Peki esas sorum şu, takip ettiğim Amerikalı profesyonel fotoğrafçılar genellikle bunu yapmıyorlar. CR2'de bırakıyorlar bunu. Bunda bir kayıp oluyor mu gerçekten? Bu konuda bilginiz var mı? Belki çok teknik oldu ama sormak istedim. Yo, çok güzel bir soru. Şimdi bu Adobe'nin zaten DNG dokümantasyonu benim bu işi buralara getirmeme yardımcı oldu. Çünkü onların kendileri için geliştirdiği her kameranın kendine özel, mesela CR2 Canon'lar için, NEF, Nikon'lar için, Sony'ler için, ARW, onlar için geliştirdiği çeşitli matriksler var. Kendilerinin ölçüp katalogladığı. Onları kullanıyorum ben bu işte. Sizin sorunuza şöyle cevap vereyim. DNG benim bildiğim ve anladığım kadar bir arşivleme formatı. Diyor ki işte, mesela ben şahsen Olympus mirrorless kamera sahibiyim. Belki okumuşsunuzdur. Olympus artık kamera işinden çıkıyor. Evet. Mesela 10 sene sonra benim çekmiş olduğum ORF uzantılı dosyaları mesela Olympus'un yazılımını saklamazsam açabilecek yazılım olmayabilir. Saklasam bile o yazılımı çalıştıracak bilgisayar olmayabilir. Bugün düşünün kaç tane eski program var, yeni bir Windows'larınızda çalışmıyor falan.
Onun için DNG'nin pazarlama alanı, hani siz bugün raw image'larınızı DNG'ye çevirin, öyle saklayın, ileride ne olursa olsun biz bunu açabilme garantisi veriyoruz şeklinde. Benim önerim, ben de bu aşırı fotoğraf ve video arşivim olduğu için hem kendimin hem başkalarından gelen, bunu çok düşünüyorum. Mutlaka ne olursa olsun CR2'nuzu olduğu gibi saklayın. Hani DNG'ye çevirdim diye sakın o orijinal fotoğrafları atmayın. İstiyorsanız hala DNG olarak da saklayabilirsiniz. Tabii mutlaka artık internette bir yerde her modelin ileride açılabilmesini sağlayacak kodekleri bulabileceğiz ama DNG bunu organize bir şekilde yapmaya çalışıyor. Onun da faydası var. Ama tabii settinglerinize göre normalin 3 katı yer tutabiliyor her dosya. O da sorun olabiliyor falan. Yani bilmiyorum cevap verebildim mi? Yok, verdiniz. Ben kayıp olur mu acaba görüntü kalitesinde diye. Belki çok hayır. Ama... Olmuyor. Olmuyor. Zaten DNG'ye çevirdiğiniz zaman bir seçenek de var. Sizin de belirttiğiniz evet. gibi orijinali de içine koy seçeneği de var. Ama evet. olmuyor. Benim size gösterdiğim her fotoğraf veya başka yerde bana ait gördüğünüz her fotoğraf DNG'den işlenmiş hali. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şunu da söyleyeyim. DNG'ye çevirirkenki seçeneklere iyi bakın. Çünkü bir yerde, şimdi tam hatırlayamıyorum, lineer ve uncompressed, evet, sıkıştırılmış, sıkıştırılmamış. Eğer amacınız arşivlemekse sıkıştırılmamış olanını tercih edin. Sıkıştırılmış olanıyla o zaman insan gözü göremese bile matematiksel olarak epey bir fark var, onu biliyorum. Tamam. Ama sıkıştırılmamış olan mesela 250 MB, sıkıştırılmış olan 10 MB. Artık o tamamen size bağlı nasıl Doğru. arşivleyeceğiniz. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam katkılarınız için. Birkaç Hadi. Soru daha var tamam. Derya Hocam. Son anda Baybars Hocamız bir yorum yazdı. Diğerleri geride kaldı. Baybars Hocam geleceğim. Teşekkür ederiz bu arada katıldığınız için. Sevgili Hale Yiğit şöyle bir soru sormuş. Hareketli balıkların olduğu sahnelerde nasıl çekim yapmalı? Yoksa sadece sabit nesneler için mi şimdilik renk düzenlenmesi oluyor? Yani hareketli balıkların olduğu yerde belki yani normal temel fotoğraf bilgilerimizi kullanıp enstantanelerimizi ayarlamamız lazım. Tabii mevcut ortamın ışığı diyaframımızı eğer o ışıkta kaldırmazsa yapay ışık kullanacağız ama isterseniz bunu su altındaki renklerin düzeltilmesi amacıyla sorulmuş bir soru olduğunu varsayarak size yönlendireyim hocam. Tamam, aslında süper bir soru. Yaşadığımız, yani benim şimdi kendimin ve 100.000 fotoğrafımın yaşadığı sorunlardan en önemlilerinden birisi. Ama sorun renk düzeltmesi değil hareketli objelerin. Sorun çok hızlı hareket eden şeylere mesafeyi hesaplayabilmek. Çünkü dedik ya birden fazla fotoğraf çekeceğiz diye. O sizin balık veya kaplumbağa veya köpek balığı her neyse iki fotoğraf arasında hareket ediyorsa ona sağlıklı mesafeyi hesaplayamıyoruz. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? Stereo şekilde yani birden fazla fotoğraftan değil de tek çekimden mesafeyi hesaplayarak ya da benim şimdi üzerinde çalıştığım bu kamerayla beraber çalışacak ikinci sürekli mesafeyi gerçek zamanlı olarak ölçen bir araçla, o da daha en az 3 sene uzağımızda. Aslında bu soru çok zamanlı geldi. Bu havuz fotoğrafını göstermek istiyorum. Bu Kaliforniya'da Davis şehrinde yaşayan bir psikoloğun hobisi. Su altı senkronize dansçılarını fotoğraflıyor. Kendi kızı da bu takımda, Davis'teki Aqua Stars takımında. Tabii bunlar sürekli hareket ediyorlar. Bir de oldukları yerde durabilmek için çeşitli kas hareketleriyle, nefes hareketleriyle sürekli hareket ediyorlar. O yüzden bunu düzeltmek epey zordu. Fakat ben, neden çıktık buradan? Ben bunu çeken kişiye Burst
çekmesini rica ettim. Yani bir defa bastığınız zaman 5-6 tane saniyede çekebilecek. O şekilde yaptığı için iki fotoğrafı birbirine uyarlayıp oradan mesafeyi hesaplayıp düzeltebildim. Ama normalde hızlı hareket eden şeylere mesafe hesaplamak zor. Onlar böyle karanlık, siyah, mesafe hesaplanamayan şeyler olarak fotoğraflarda çıkıyorlar. Dediğim gibi onu da yapay zekayla ileride çözeriz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hem soru hem cevap için. Şimdi bir soru daha var. Sevgili Hakan Alkan'dan. Buraya gelmemiş çünkü bazen böyle özel ayarda olabiliyor. Bir tek bana gelmiş, ortaya gelmemiş. Sanal gözlük ya da maske gibi bir platformda kullanılabilir mi? Yani gerçek zamanlı kısmı çözünce kullanılır, çok da güzel olur herhalde. Değil mi hocam? Aynen. Aynen. Sanıyorum tamamen zamana ve yapılacak yatırıma bağlı. Zannetmiyorum ki hani 5 seneden 10 seneden fazla sürsün. Gerçek zamanlı yapabildiğimiz an gözlüğünüze bir şekilde bir güç kaynağı, bir batarya takabildiğimiz an yapılabilir. Neden olmasın? Çok isterim öyle bir şey olmasın tabii. Peki. Sevgili Baybars hocamızın bir sorusu var. Baybars hocamız hem akademisyen hem de sualtı fotoğrafçısı. Hem değişik alanlarda doktoraları var. Baybars hocam buradaysan, beni duyuyorsan hem bir merhaba diyelim. Sana ilk sunumlardan birini seninle yapmıştık. Çok da keyifliydi. Merhaba Murat'tan Bey. Merhaba. Şu an cep telefonundan bağlanıyorum. Işık koşullarım da çok kötü. O yüzden kamerayı açmak istemedim. Tamam. Sorun değil hocam. Çok teşekkür ediyorum Derya Hanım'ı konuk ettiğiniz için. Çok kıymetli bir sunum. Çok heyecanlandım ben tanıtımını gördüğümde. Yani bu vesileyle tanışmış olmak da güzel bir duygu. Kendisiyle ortak paralel giden bazı yönlerimiz de olmuş. Onu hayat hikayesinde dinleyince de hani ben de bir şey aktarmak istedim. Benim eşim ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde doktora ve post doktorasını yaptı. Ben de o dönemler su ürünlerindeydim. İlk doktora alanımdaydım. Ama hep gönlümde fotoğraf ve su altı fotoğrafı olduğu için daha sonradan İkinci doktorayı su altı fotoğrafı alanında yürüttüm. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Müthiş. Dolayısıyla çifte kavrulduk. Eşim de çifte kavruldu. Böyle bir ailecek şeyimiz var. Ama yani çok paralellikler gördüm sizin de hikayenizde. Tabii bu bizi ileri bir yaşta belki ikinci bir alanda uzmanlaşma getiriyor ama aynı zamanda da çok enteresan bir bakış açısı getiriyor. Belki sizin bu innovation sarınızın altında da bunun etkisi yatıyor olabilir diye düşündüm. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Yani başarılarınızın devamını da diliyorum. Benim sorum belki biraz hani tanışma niyetiyle de sorulmuş bir soru. Şimdi sualtıda dijital görüntü alabilmek için kullandığımız kamera markaları hatta modelleri tam olarak birbiriyle aynı sonuçları vermiyor. Mesela bundan birkaç sene öncesine kadar Sony'nin aynasız modelleri, hatta model bile söyleyebilirim yani A7, R2'ye kadar ki belki R2'yi kısmen dahil edeceğiz, modellerde çok ciddi sıkıntılar vardı. Belli bir yere kadar white balance'da iyi sonuç verebiliyordu. Hani sizin tecrübeleriniz hangi makine, marka ve modeli bu konularda daha başarılı sonuç veriyor? Birinci soru oydu. İsterseniz bunu alalım sonra ikinciye geçelim. Valla eğer o girişi yapmadan sorsaydınız en iyi sonuç aldığınız kamera hangisi diye, direkt Sony Alpha 7 diyecektim, 7R diyecektim ama şimdi veremeyeceğim o cevabı. 7R'ın hangisi ama? 7R mı, R2 mi, R3 mü? Aslında 2'yi de 3'ü de kullandım. Şimdi farkını, bir R var bir S var. Birisi videoya daha optimize, birisi fotoğrafa. Video optimize olan S, A7S. Evet. Ben buna tekrar bakıp size söyleyeceğim ama sanıyorum R Mark 3 söylediğim, S değil R. Mesela son yakın zamanda onu bir de Panasonic'in bir yeni modellerinden gene aynasız kullandım. Fersah fersah Sony daha iyiydi. Ama tabii full frame'in yerini tutmuyor çoğu zaman. Ama orada da biliyorsunuz su altında işte ebat sorunu var.
drag sorunu var. Full frame olanların kılıfı çok büyük, her şey çok büyük oluyor. Yani dediğiniz gibi kameralar arasında bir fark var ama sıralayın en iyisi hangisidir derseniz o kadar güncel takip edemiyorum çıkanları. Hani her kameradan bir tane de yok elimde. Ama geldikçe de insanlardan bakıyorum. Gerçekten Sony'nin o hatırlayamadığım Alpha 7 R veya S'ini veya Mark 2 veya 3'ünü epey beğenmiştim. Çözünürlük açısından ve karanlıkta, az ışıkta çalışma açısından. Evet, ya ben R2'den öncesini zaten kastediyorum. Yani R2'den önce bu anlamda ciddi sıkıntı vardı. Ve diğer APS-C sensörlü bazı modellerinde ciddi sıkıntı vardı. O yüzden sualtı camiasına Sony bir türlü adım atamıyordu. Sonradan bu iyileştirmelerle birlikte girdi. Ben de şu anda zaten R3 kullanıyorum. Hani yeni geçtiğim bir sistem. İkinci şey, şimdi mesela çok ünlü bir sualtı fotoğrafçısı var yabancı. Kayman Johnson diye şey, nickname'i. Geçen hatta dün okudum bir röportajında. White balance'ı kendim su altında ayarlıyorum. Hani RAW çekiyorum ama kendim ayarlıyorum. Çünkü kendim ayarlamazsam otoya bıraktığımda doğru sonuçları alamıyorum gibi bir cevap. Şimdi benim bildiğim kadarıyla hani RAW çektiğimiz zaman buna sonradan müdahale etme şansımız var white balance'da. Sizin su altındaki tecrübeleriniz bu konuda ne söylüyor? Şimdi dediğiniz gibi RAW çektiğimiz zaman zaten white balance ne olmuş olursa olsun o RAW dosyaya etki etmiyor. Fakat orada fotoğrafçının yaptığı şey suyun altında o noktadaki ışığın beyaz noktasını kaydetmek. Yani o beyaz şeyi içine koyduğu zaman sonra düzenleme programında o noktadaki beyaz buydu diye tekrardan yapabiliyor. Dediğim gibi su altında beyaz ayarı yeterli bir ayar değil. Sahne çok basit değilse, size çok yakın değilse, her şey aynı mesafede değilse beyaz ayarıyla sahneyi düzeltemezsiniz. Ama düzeltecekseniz öyle bir sahne ise o zaman tabii ki kendi beyaz objenizi, hatta benim bildiğim bazı arkadaşlar beyaz palet kullanıyor ki dalış arkadaşı veya kendisinin bir fotoğrafı çekildiği zaman onu ayar için kullanabilsin diye. Yani yapacaksanız kendi beyazınızı tabii ki götürün, otoya bırakmayın. Çünkü kameranın bir şartlandırılması yok suyu, su altı gibi bir ortama. Hani su altı modu olabilir ama su o kadar optik olarak değişiklik gösteren bir oluşum ki dünyanın her yerinde her zaman doğru çalışması otonun mümkün değil. Evet, yani bunu ben açıkçası genel bir soru olarak yöneltmek istedim. Yoksa hani bizim genelde kullandığımız strateji çok kısıtlı zamanda orada olduğumuz için ki ben son dönemlerde genelde serbest dalışla fotoğraf çekiyorum. Hani ekstradan böyle bir beyaz dengesi ayarıyla çalışabilmem hemen hemen olanaksız oluyor. Genelde otoya sonradan gri, beyaz ya da siyah bir yüzeyi bulup hani Lightroom'da işleme esnasında damlalıkla orayı seçip oradan start alıp yoluma devam ediyorum. Çok mantıklı. Hani, zaten dediğiniz gibi vaktiniz kısaysa o oto sadece sizin ekranda gördüğünüz şeyi etkiliyor o an için. Sonra her zaman değiştirebilirsiniz. O yüzden gayet mantıklı. Evet, ama işte sanatsal çalışmalarda aslında bu hani renk düzeltimi meselesinin birçok zaman çok da büyük bir önemi olmuyor açık söylemek gerekirse. Çünkü genellikle sanatçılar, hani biz şu an biraz daha belki bilimsel kullanımı yönünde, ki sizin çalışmalarınız da genelde öyle, konuşuyoruz ve kafa yoruyoruz ama yani sanatsal çalışmalarda bu o kadar da önemli değil. Mesela ben ilk başladığım yıllarda sualtı fotoğrafına çok kafayı takıyordum renk düzeltimi konusunda. Ama son birkaç yıldır açıkçası hani yüreğinin götürdüğü yere git durumdayım tamamen. Öyle hiç tamamen kendimi bırakıyorum ama mutlaka bir white balance bir yapıyorum. Önce bir bakıyorum hani ne kadar benim gönlüm okşuyor. Sonra istediğim gibi üzerinde yaparak değiştiriyorum. Şimdi bir de şey soracağım, son sorum. Şimdi astrofotoğrafçılar mesela daha fazla dalga boyunu şey yapabilmek için, elde edebilmek için sensörlerin önündeki bazı üre kat filtresi gibi filtreleri soyduruyorlar ve tam spektruma çeviriyorlar makinelerini.
Su altında da böyle bir yaklaşımınız oldu mu ya da bunu yapanlar var mı? Artıları eksileri nedir? Tabii var. Hem benim oldu hem başka çalışma arkadaşlarımdan biliyorum. Önce şunu söyleyeyim. Doğal ışıkla çalışıyorsak bunu yapmanın pek bir faydası yok. Çünkü o filtreyi çıkarttığın zaman en fazla ultraviyolenin yüksek kısımlarına veya infraredin alçak kısımlarına ticari kameralar hassasiyet gösterebiliyor. Doğal ışıkta zaten su o bantları çok çabuk yok ediyor. Etmediği bantlar zaten mavi, yeşil, işte resimde gördüğümüz baskın renkler. O yüzden doğal ışıkla onun pek bir faydası yok. Ama kendiniz ışığı götürebilecekseniz, yapay ışığı ve ultraviyolede ve de infrared'de enerji sağlayacak bir spektruma sahipse, o zaman işte çok ilginç şeyler yapılabiliyor. Hatta eminim birçoğunuz o şekilde dalış yapmışsınızdır. Mavi ışıkla floresan renkleri ortaya çıkartan, yani ışığı mavi veriyorsunuz, hayvanlar, bitkiler içlerindeki kimyasal proteinlere göre yeşil veya kırmızı veya turuncu bantlarda tekrar ışığı yansıtıyor. Geceliğin mesela yapay ışıklarla, yapay mavi ışıklarla öyle dalış yapmak çok acayip eğlenceli, ilginç bir tecrübe. Yani bu tip oyunlar oynanıyor ama doğal ışıkta pek bir ilginçliği yok, öyle söyleyeyim. Gene suyun yüzünden. Anladım. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Sizinle tanışmak çok kıymetli gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım ileride yüz yüze tanışacak bir fırsatımız da olur. Çok sağ olun. Size eşinize de selamlar. Eşinize de selamlar. Ben de Erdemli'ye ziyaret etmiştim. Süper bir kampüs orası da. Evet, herhalde evet. Oradan. Oradan. Teşekkür ederim. Güzel, sağ ol. Baybars Hocam çok teşekkürler. Bu arada Derya Hocam, ben bir ekran paylaşımı yapabilir miyim 2 saniyeliğine? Tabii ki. Ben zaten bu son slaydımda bitti Murat Hocam. Zaten ben bitiriyorum ekran paylaşımı. Şey. Aslında sizin paper'ınızı göstereceğim. Çünkü okuduğumda hatırlıyorum kameraları. Bence Mark III kullanmışsınız. Bir de dikkatimi çekti. Ben Nikon kullandığım için bir de D810 kullanmışsınız. Yani bunları sonuçlarını belki de bize şimdi kıyas edebilirsiniz. Sizce hangisi, hangi konuda? Yani o iyidir, bu kötüdür sonucu tabii çıkmaz. Hepsinin farklı şeyleri var ama sizin gözlemlediğiniz en azından iki markanın, iki sensörün hani sonuçları nasıldı, ne hissettiniz? O şunu daha iyi yapıyordu, bunun ruhu şöyleydi diyebileceğiniz bir şey var mı? Böyle tecrübe. Yani inanın, bu arada teşekkür ederim. Hemen bulmuşsunuz. Demin cevap veremedim. 7R mıydı, S miydi, Mark II miydi, 3 miydi diye. Şimdi bu Nikon olan bizim labda herkesin kullandığı öğrencilerin kamerasıydı. Sony'de bana eşlik eden bir arkadaşımın kamerası. İnanın ki bu ondan şu yönde daha iyiydi diyebileceğim kadar bir fark hatırlamıyorum. Ama daha sonra Sony ile Panasonic, hangi modeli olduğunu hatırlayamadım, Panasonic arasında çok çok fark olduğunu hatırlıyorum. Yani Panasonic'in aynasız kamerasını o kadar iyi bulmadım. Ama Nikon her zaman Nikon tabii. Evet. Ben durduruyorum paylaşımı da. Böylelikle daha tam ekranda görürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Ya, bitti herhalde değil mi sunumunuz hocam? Bitti benim, evet. O zaman sorusu olan varsa başka böyle görüntülü direkt hocamıza sorabilir. Ekran paylaşımında durdurduğumuz için daha büyük ekranda böyle sohbet etme imkanımız olur. Sorusu olan yoksa da hocamızı çok yorduk böyle bir pazar günü. Teşekkür ediyoruz katıldığı için, bizi kırmadığı için. Bu güzel, kıymetli, bizler için heyecan uyandıran sohbeti yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Sorulara bakıyorum. Başka soru yok. Bu arada Ateş Hocam, sana sözü vereyim. Şöyle kapanış konuşmasını yaparken belki bir soru gelirse onu da alırız. Orada mısın Ateş Hocam? Teşekkür ederim. Derya Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok teknik bir sunum tabii ki. Ama SUFOT topluluğu çok yeni fotoğrafla tanışan arkadaşlar kadar mühendis seviyesindeki fotoğrafçıları da göründürüyor. Bir kesime çok detaylı bilgiler verdi. Bir kesim için de bas teşkil edecek bir sunum oldu. Bizim YouTube kanalımızda kalacak çünkü bu, eğer sizin izniniz olursa. Tabii. Bu sunumdan yararlanacak çok arkadaşımız olacaktır.
Bu arada arkadaşlar söylediğimi bilmiyorum ama ben sualtı flaşları ithal eden bir firmanın sahibiyim. Sizden ricam şu programı 5 yıl erteleyin yeter benim için. Ben bu işin esprisi tabii ki. Sizin başarılarınızdan devamlı biz gurur duyduk ve takip ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz sizi bırakmayacağız. Arkadaşlarımızın çoğu sizin e-mail adresinizi aldı bizden. Sanırım hem fotoğraflarından yardım alacaklar hem de teknik bilginize zaman zaman başvuracaklar. Ben dahil. Umarım yormayacağız sizi. Tekrar teşekkür ederiz katılımınız için. İyi çalışmalar ben, diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yormak ne demek? Hatta şöyle bir şey yapalım. İmkanı olan dalışa gidebilen her üyenizden yapacağımız bir düzeltmeden bir Türkiye mozaiği, Türkiye kolajı yapalım. Yani dediğim gibi bu örnek amaçlı olursa, kar gütmeyen bir amaçlı olursa benim başım üniversiteyle derde girmez. Çok da güzel olur. İsterseniz bir iki ay içerisinde böyle bir projeyi organize edelim. Ben de elimden geldiğince hızlıca düzeltmeleri yapayım, sonra paylaşalım. Neden olmasın? Çok da güzel olur. Çok güzel bir teklif. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür güzel ederim tekrar. Çok sağ olun. Bu konuda sizle irtibatta kalırız hocam. Bu arada sizin tamam. E-posta adresinizi birkaç kere chat bölümüne yazdım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Eminim tüm katılımcılar için, aynı şekilde benim için de. Sağ olun. Tez vakitte görüşmek dileğiyle diyorum. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa onları alalım. Sonra da kapatalım. Sizi de serbest bırakalım. Ben tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar geç saate kadar oturdunuz. Başka bir söyleyecek bir şeyim yok. Çok memnun oldum. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür herkese ederim. Teşekkürler. Sağ olun, var mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür İyi ediyoruz. Akşamlar. Sağ olun. Bay bay. Thank you.